Bilal Paşa. Paşam. Mustafa Paşa. Paşam. Düşman yurdun dört bir yanını sarmış durumda. Milli mücadelemiz için elimizden gelen katkıyı sağlamamız zaruridir. Bu yüzden de düşmanın işgal etmediği bölgelerden bütün cephelere yardım ulaştıracağız. Şimdi var olan durumu bir masaya yatıralım. Komutanım, cephelerdeki durum gayet iyi ve harekete geçmeye hemen hazırız. Güzel, güzel, güzel. Paşam, isterseniz Akdeniz'deki ilerleyişi masaya yatıralım öncelikle. Önce biraz bekleyelim çünkü bir paşa daha katılacak toplantımıza. İstanbul'dan Modalı Mesut Paşa. Modalı Mesut Paşa mı? Evet. Evet, Modalı Mesut Paşa. Çok değerli fikirleri varmış, o da katılmak istedi. Âlâ. Eğer milli mücadelemize bir katkısı olacaksa başımızın üstünde yeri var. Güzel. Selam. Kusura bakmayın, ben biraz geç kaldım galiba. Yani civarda damak tadıma uygun bir tane kahveci bulamadım, biliyor musunuz? Şu kadarcık süt eklemek için üç köy ötede bir tane çoban bulmak zorunda kaldım. Şaşılası. Neyse. Önemli değil Mesut Paşa. Siz de hoş geldiniz. O zaman hemen şu gizli oturuma başlayalım diyorum. Hayır. Genel durumumuz nedir arkadaşlar? Oradan başlayalım. Paşam. Bir önceki gizli toplantıda karar verdiğimiz üzere bütün birliklerimiz hazır kıta beklemekte. Köylülerden de asker katılımı sağlanmakta. Maşallah. Gayet iyi, gayet iyi. Peki askerlerimize yemek sevkiyatı yapıldı mı? Yemek konusunda bazı sıkıntılarımız olsa da civar köylerin gayretiyle yemek sorununu da en kısa sürede çözeceğiz inşallah. Peki, peki. Pardon. Ben müdahale ediyorum ama askerlerimize verilen yemeklerle ilgili benim çok önemli bir sorum olacak. Evet. Buyurun. Buyurun paşam. Askerlerimize vegan menü veriyor muyuz? Vegan menü? O da nedir ki paşam? Bu soru şaka mı? Şak olsa bıyığım oynardı. Yani prensip gereği et ve et ürünleri tüketmek istemeyen insanlara vegan diyoruz. Ve askerlerimiz içerisinde vegan insanlar olabilir. Onların beslenme tercihlerini ciddiye almalıyız ve bu konuda hassasiyet göstermeliyiz bence. Desene. Bizim menü istemeden de olsa vegan olmuş paşam. Öyle. Bir kuru ekmeğe vatanı savunuyor bu askerler, biliyor musun paşa? Ekmek mi? Ekmek sırf gluten ama. Yani gerçekten olmaz. Lütfen bana glutensiz seçenekler olduğunu söyleyin, lütfen. Söyleyeyim, söyleyeyim de glutenin ne olduğunu bilmiyorum. Glüten nedir ki? Bu soru şaka mı? Şaka olsa bıyığım oynar. Yani glutenin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Şu anda ekmeklerin hemen hemen hepsinde glüten var. Asıl düşman glüten. Bizim düşmanımız glüten. Asıl düşman Yunanlılar diyebiliyoruz ama. Bence Yunan askerlerine düşman diyerek onları ötekileştirmeyelim. Ha, peki işgalci diyelim. İşgalci demek de nefret söylemine girer. Olmaz. Bu bize yakışmaz yani. Bence onu da kullanmayalım. Bir düşüneyim. Dört vilayet. Evet. Üç köy baskını. İki de köy yakma. Yo evet. Yunanlılara işgalci diyebiliyoruz. Paşam siz biraz toksik misiniz? Doğru konuş bre! Toksik de neyin nesi? Benim nasıl konuşacağımı sen karar veremezsin paşa. E sen karar veriyorsun ulan. Ulan mı? Sen bu ataerkil söylemlerle benim üzerimde tahakküm kuracağını sanıyorsan yanılıyorsun paşa. Paşalar, paşalar, sükut! Aman ülke be. Yangın yeri, siz de konuşmaktasınız! Evet, buyurun devam edin. Komutanım, birlikler irtibat halinde ve de silah sevkiyatını tam buradan kanılarla ve at arabalarıyla buraya yapacağız. Pekala, o halde atları ve kanıları harekete geçirelim diyorum. Paşam, pardon. Buyurun. Müdahale ediyorum da, eğer müdahale etmezsem tarih bunu benden sorar. Acaba diyorum, bu iş için atları ve kanıları kullanmak doğru mu? Yani kusura bakmayın, ben susamam. Lütfen cevap verin Harma abi.
Yani ne yapalım kardeşim? Peki, ha? Askerler mi taşısın? Ne münasebet? Askerler zaten savaşıyor. Onların görev tanımına bir de bunu yüklersek ciddi anlamda bir mobbing yapmış oluruz. Kardeşim, düşman karşı cepheden bize bombing. Anlatabiliyor muyum? Şu an savaşta ne diyor ya bu? Anlamadım ki paşa. Bir dakika. Hey! Paşa, sen bu toplantıda bu diyerek beni ötekileştiremezsin. Ya ben seni öteki... O ne demek? Ne diyor ya bu? Anlamadım. Bunu düşman mı gönderdi? Sen ne... Tamam, tamam peki. Öyle olsun. Tamam peki o zaman kadınlar taşısın. Aa ne güzel ya, tabii. Kadınlar evde yemek yapsın, iş yapsın. Gelsin bir de burada sizin toksik, eri zihniyetinizi cephanede cephe taşısın, cephede cephane taşısın. Tamam efendim o zaman. Bırakalım düşman gelsin, böylece girsin. Tamam buyurun bir çekilin ya. Paşam. Ben de burada böyle oturuyorum. Ne güzel. Paşa, paşa. Bu paşa kendinize gelin. Aa görüyorsunuz değil mi? Bakın. Argümanlar bitince argümanlar bitince hemen tavırlara bakın şunun. Bakın. Görüyorsunuz, hayır. Mesut Paşa, Mesut Paşa. Paşalar! İşte sizin vizyonunuz bu. Paşalar! Tamam. Ortada küçük bir mesele var. Fakat çözeceğiz, tamam. Buyurun. Komandanım, komandanım Hayati. Yüzbaşı Kudret. Yüzbaşım. Kudret, gizli görevden dönmüşsün fakat yaralısın. Oturtun, oturtun. Tamam, tamam. Yüzbaşım. Çok önemli bir istihbarat ele geçirdim kumandanım. Umarım kan kaybından kendimden geçmem. Bu istihbaratı size ulaştırabilmek için yaralı halde 3 gündür yol geliyorum çünkü. Düşman mevzileri hakkında vereceğim bilgi bizim için çok hayati. Anlat. Emredersiniz kumandanım. Nehirde bir hareketlilik sezdim. İlerledim. Bir baktım ileride düşman karargahı. Pardon. Müdahale ediyorum da. Yani karargah diyerek de insanlar üzerinde karar verme mekanizmasına etki ediyoruz. Bu bir baskıya neden oluyor. O yüzden karargah demeyelim de beyin fırtınası için kullanılan serbest düşünce alanları diyelim. Diyelim. Beyin fırtınası için kullanılan serbest düşünce alanına sızdım. Dinlemeye başladım derken o sırada içeri kısa boylu bir komutan girdi. Pardon, kısa boylu diyerek de yani doğuştan gelen özellikleri nedeniyle insanları ötekileştirmeyelim. Yani kısa boylu komutan yerine de yanındaki diğer komutanlarla arasında aleyhte hatırı sayılır derecede bir boy farkı olan asker birey diyelim. Peki paşam. Beyin fırtınası için kullanılan serbest düşünce alanına sızdım, dinlemeye başladım. Etrafındaki diğer komutanlarla arasında aleyhte hatırı sayılır bir boy farkı bulunan asker birey. Diğer komutanın kulağına eğildi ve dedi ki, size yeri ve saati bildireceğim. Evet. Şimdi gidin ve erkek gibi savaşın. Pardon. Okey, biliyorum kanamınız çok. Okey. Ama yani erkek gibi savaşacağız yerine... Ne bileyim, yani erkek gibi savaşacağız deyince kadınları bir ötekileştirmiyor muyuz? He? Ötekileştiriyor muyuz? Ötekileştiriyoruz. O yüzden erkek gibi savaşmak yerine insan birey gibi savaştık diyebilir miyiz? Deriz paşam. Deriz. Beyin fırtınası için kullanılan serbest düşünce alanına sızdım, dinlemeye başladım. Etrafındaki diğer komutanlarla arasında aleyhte hatır sayılır bir boy farkı bulunan askeri birey. Diğer komutana eğilip dedi ki, size yer ve saat bildireceğim. Gidin ve senin Allah belanı ver. Yüzbaşı! Yüzbaşı! Sıhhiyeleri çağırın. Sıhhiye! Adam ölüyor, adam! Paşam, hemen. Ya hemen, yeter hemen, bu hemen. Cinsiyetçi tavrınız, adam ölüyor diyor hala. İnsan birey ölüyor ya. Hayt! Ulan kimsin sen? Sen muhbir misin? Seni kim gönderdi ha? Konuşturmadın adamı, savaşın seyrini değiştirecekti. Paşam, yani değişim ilk önce dilde başlar aslında. Ulan adamlar ülkeyi ele geçirecekler. Konuşacak bir dilimiz kalmayacak. Bu yaptığınız psikolojik şiddet. Şu anda bana psikolojik şiddet uygulanıyor burada. Ya sabır. Kumandanım, kumandanım, yüzbaşının dediklerinden anladığıma göre karşı taraf çok bir taarruza hazırlanıyor. O zaman hemen orduları hareket haline getiriyoruz, tamam mı? Paşam, yakın savaş ihtimaline karşı
şu bölgede bir tampon oluşturalım derim. Aynen, buraya aynı zamanda asker ikmali yapıp siperleri de kuvvetlendirelim. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Geldiklerine pişman olacak. Evet, evet. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Neden ilk aklımıza gelen şiddet? Ne yapalım arkadaşım? Ne yapalım? Bizi işgale gelen adamlara Buse mi konduralım? Aa, ben buna okeyim. Okey, olur yani. Ne var ya, şimdi onlar bize saldırdı diye biz de onlara saldıralım mı? Bu mu yani, he? Onların şiddet sarmalına bir halkada biz mi çakalım? Hı? Bu mu? Ne olacak, nereye varacak bu? Bence hiç müdahale etmeyelim. Bakalım onların bu şiddet sarmalı nereye varacak? Ankara'ya varacak. Ulan engel olmazsak Ankara'ya varacaklar. Ülkeyi ele geçirecekler. Özgürlüğümüz kalmayacak. Savaş bu. Tabii ki şiddet uygulayacağız. Ben öyle düşünmüyorum. Ancak söyleyecek sözü olmayanlar şiddete başvurur. Tamam ulan. Al. Al. Sen anlat. Buyurun paşalar. Buyurun. Kuralım. Buyurun. Buyurun. Fikriniz nedir? Nasıl bir strateji uygulayalım? Buyurun. Anlatın, dinliyoruz. Öncelikle beni bu foruma davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Demokratik tavrınız için de tekrardan tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Bizim asıl düşmanımız kim biliyor musunuz? İtilaf devletleri. Hayır abi. Yani biz ilk önce bir kendimize bakmalıyız. Şöyle bir kendimize bakmalıyız. Biz nerede duruyoruz? İşin çok içindeyiz. Şöyle bir iki adım geri atıp biz neredeyiz? Buna böyle bir bakmalıyız. Belki de ne bileyim ya. Yani bütün cephelerde şöyle askerler bir iki gün silahları bırakalım abi. Ne bileyim, kafayı bir boşaltalım, güneye gidelim. Yani güneyi İtalyanların işgal etmesi haricinde iyi plan. Abi, İtalyanlar işgal etmiş olabilir, okey. Tamam. Ama bizim İtalyanlarla oturup konuşmamız lazım. Yani bu saldırıya neden olan şey ne? Onlarla konuşmalıyız ve onlara demeliyiz ki bu yaptığınız yanlış. Onlar da şöyle boş kafayla düşünmeli. Yani onlara bir alan bırakmalıyız. Ya mesela Manisa'yı bırakalım. Okey, bu konuşulabilir mesela. Ya paşalar! Ülke toprağını niye bırakıyoruz? Manyak mıyız biz? Ya şöyle söyleyeyim size. Biz şu anda bütün silahları bıraksak, desek ki biz savaşmıyoruz. He? Ne yapabilirler? Ben hemen göstereyim paşam. He? Buradan girerler. Evet. Buradan girerler. Hı hı. Buradan girerler. Daha ne istiyorsun be adam? Yok yok, bu adamı buraya kim gönderdi ya? Biz bundan nasıl kurtarılacağız paşalar? Kumandanım, acaba bu adamdan kurtulmak için de bir kurtuluş savaşı mı başlatsak? Çok güzel fikir paşam. Hatta hemen başlatıyorum ben. Ha, ben sizi duydum biraz önce. Argümanlar bitince hemen şiddet, öyle mi? Kumandanım, yüksek müsaadenizle. Asker. İstanbul'dan işgal haberi geldi kumandanım. İstanbul'un Moda semtinde çıkan huzursuzluktan ötürü İngiliz işgalciler İstanbul'daki Moda'daki bütün birinci dalga kahvecileri kapatmış. Ne? Moda'daki kahveciler kapanmış mı? Paşalar! Bugün vatanı savunma günüdür. Ey İngiliz! Savun kendini! Allah 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 Allah! Aman siz durun, siz bir yere gitmeyin. O gitsin, kısa sürede esir alırlar onu. İngilizleri bir haftada perişan eder. Kolayca İstanbul'u ele geçirebiliriz. Bildiğin el bombası bu. Zafer bizimdir. Haydi! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.